Tamirci İş Fırçını kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda klima sökümü nasıl yapılır, klima nasıl sökülür bunu görmüştük. Bu hafta ise klimamıza bakım yapacağız. Klima neden bakım yapılır, hangi aralıklarla bakım yapılır, klimaya bakım yapmazsak ne olur bunları konuşacağız. Ayrıca bir sonraki videoda da klimayı atölyemize montajını yapacağız. Klima montajı nasıl yapılır bunu göstereceğim size arkadaşlar. Bu arada çok kısa vaktinizi alacağım. Alttan abone ol ve bildirimleri tümü yaparsanız hem bütün videolarıma kolayca ulaşabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Videomuza başlayalım, klimamızı sökelim. Bu klimamızın dış ünitesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her tarafı toz. Ayrıca iç ünitemize gelelim. Şimdi iç ünitede şu toz filtrelerini biz çocuk odası videosu çekerken klimayı açmıştık. O yüzden şu şekilde çok tozlu. İyi de oldu bu videoda göstermek için. Şimdi bu tozlar temizlemezsek hava geçişi sağlamaz. Soğutma, ısıtma performansı çok düşer. Elektriği çok fazla yakar. Klima elektriği neden fazla yakıyor? İşte bundan fazla yakar bu bir. Bunları temizlememiz gerekiyor. Haftada, iki haftada bir. Şöyle tersten su tutarsanız daha çabuk temizlenir. Temizleyip, kurutup tekrar takmamız gerekiyor. Elektriğin fazla yakma sebeplerinden biri budur. İkinci olarak içteki serpantinler. Gördüğünüz gibi serpantinlerin üstü toz kaplamış. Bunlar rahat hava geçmesini önlüyor, engelliyor ve yine elektriği fazla tüketiyor. Elektriği fazla tükettiğiyle kalmıyor. Isıtma, soğutma performansı çok düşüyor arkadaşlar. Şimdi klimamızı sökeceğiz, dağıtacağız. Dış ünitemizi sökeceğiz, iç ünitemizi sökeceğiz. Bakımını yapacağız ve sohbet etmeye devam edeceğiz. Klimamız gördüğünüz gibi eski bir klima. Bunu da ufak dokunuşlarla atölyeye uygun böyle görsel olarak daha güzel bir şekle getireceğiz. Şimdi sökmeye başlayalım. Her klimada gözler, şu gözler farklı olabilir arkadaşlar. Ama her türlü içinde panjurun altında bir göz vardır ve burada söketi vardır. Gözün söketini sökmüyorum. Zaten elektronik kartla beraber kalacak. Şu tavanın söketini söktüm. Drenaj hortumuyla beraber çıkardım. Bizim için en önemli olan serpantin kısmı ve şu fan. Dediğim gibi gelecek hafta bunun montajını da yapacağım. Montajı da göstereceğim. Ayrıca ilerleyen zamanlarda herkes bu şekilde klimayı söküp bakım yapamayabilir. Klima duvarın üstünde montajlı bir şekilde dururken bakım nasıl yapılır bunu da göstereceğim. Yine bu videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri tümü işaretlemeyi, o çan işaretini tümü yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi evaporatörün, serpantinin vidalarını söküp onu da ayıracağım. Burada motorun haznesini de söküyorum plastiklerine.
Serpantinin üstünden bir tane sensör sökmüştük. Şurada bir sensör daha var. Bunu da sökeceğiz. Motoru da buradan çıkarabilmemiz için 3 alyanla fanın yanında bir alyan olmuş vida var. Onu sökmemiz lazım. Yalnız bu vidayı düşürmeyin, kaybetmeyin arkadaşlar. Bulmanız bir daha zor olur. Motoru da söktük. Artık bu kısmı bir kenara koyabiliriz. Şimdi fanımızı alalım, evaporatörümüzü alalım. Arkadaşlar şimdi bakıma başlayacağız. Şöyle bir sıvımız var. Bir kimyasal aldık. Bu kimyasallar soğutma malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Serpantin temizleyici diye geçer. 5'te 1 ya da 10'da 1 oranında sulandırmanız gerekiyor. Çok etkili bir kimyasal. O yüzden aldığınız yere sormanız lazım. Eğer kendiniz yapacak iseniz. Bu kimyasalı şöyle bir pompaya koydum. Sulandırma işlemini yaptım. Şimdi üstüne püskürteceğim. 2-3 dakika bekledikten sonra suyla yıkayacağım. Fazla kalırsa eğer eritiyor arkadaşlar serpantini. Şimdi kovaya bir deterjanlı su yapacağım arkadaşlar. Bunların hepsini deterjanlı suyla tekrar yıkayacağım. Çünkü o üstündeki kokuyu falan alsın diye.
Are you listening? Evet, klimanın bakımı bitti. Boyadık. Şu anda toplamaya hazır bir şekilde duruyor arkadaşlar. Toplayacağız. Gördüğünüz gibi o eski halinden eser yok. Bembeyaz oldu. Bu şekilde olması gerekiyor. Klimanın bakımı hangi aralıklarla yapılır? Eğer evinizdeki klimaya yaptıracaksanız senede bir yaptırmanız lazım. İş yerindeki klimalara da ayda 6 ayda bir bakım yaptırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yaptırmadığınız takdirde elektrik faturanız fazla gelir ve verimden düşer klima. Kesinlikle bunlara özen gösterin. Kendiniz yapamıyorsanız bile kesinlikle yaptırın ki az çok anlamıyorsanız kesinlikle profesyonel birine yaptırın derim. En güzel klimanın bakımı bu şekilde sökülerek, dağıtılarak olur. Ama tabii biraz daha fazla maliyetli olduğu için üstünde de yaptırabilirsiniz. Ama kesinlikle klimanın bakımını ihmal etmeyin. Profesyonel kişilere yaptırın arkadaşlar. Bu telefonla arayıp işte 30 liraya 40 liraya klima bakımı yapıyoruz diyen insanlara da aldanmayın. Yani şunun maliyeti bile o değil. Kusura bakmasın kimse, 30 lira 40 liraya klima bakımı yapılmaz. Sizin evinize kadar gelecekler, yakıt yakacaklar, bilmem ne yapacaklar, uğraşmazlar bile. Düzgün bir klima bakımı yapan insan gerçekten 30-40 liraya yapmaz. Pahalı diye şey yapmayın, profesyonel insanlara yaptırın. Fiyatı gerçekten 3 aşağı 5 yukarı çok önemli değil. Ama düzgün bir bakım yapılsın. Şimdi toparlayalım klimamızı ve sohbetimize devam edelim. Bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Klimamız hazır. Her şey bitti. Bir montajı kaldı. Bir sonraki videoda da montajını yapacağız. Lütfen arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimi, o çan işaretini açmayı unutmayın. Bundan sonraki projelerimde videolarımdan haberdar olmak için diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki aklınıza takılan bir şey olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından ya da Instagram'dan takip ederek oradan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Hayırlı günler diliyorum.